varmış bir yokmuş. Bir zamanlar ülkenin birinde genç bir kız yaşarmış. Adı da kül kedisiymiş. Neden mi? Çünkü üvey annesi ve üvey kardeşleri ona çok kötü davranırlarmış. Evdeki en ağır işleri kül kedisine yaptırırlarmış. Kül kedisi de çok yorulduğu için kedisini kucağına alıp sönmek üzere olan şöminenin başına geçermiş. O yüzden ona kül kedisi diyorlarmış. Bir gün kral sarayda prens için bir balo düzenlemeye karar vermiş. Ülkedeki tüm evlenme çağındaki genç kızlar baloya davetlidir diye tüm ülkeye ilan verilmiş. Kül kedisinin kardeşleri çok güzel giysiler giyip süslenmişler. Külkedisi de onlara isteksiz yardım ediyormuş. Üvey annesine ben de baloya geleceğim demiş. Üvey kardeşleri bu halinle mi deyip onu istememişler. Külkedisi ağlayarak şöminenin başında beklemiş. O sırada şömineden bir duman yükselmiş ve karşısında bir peri görmüş. Bu peri annesiymiş. Kül kedisine ağlama sen de bu balaya gideceksin demiş. Bu bahçeden en büyük kabağı bul getir demiş. Kediye de bana yedi tane fare yakala demiş. Peri bal kabağını güzel bir at arabasına çevirmiş. Farelerden birini şoför diğerlerini ata çevirmiş. Peki ama ben dans etmeyi bilmiyorum ki demiş kül kedisi. Peri, hemen ona iki tane parlayan taşlı çok güzel ayakkabı getirmiş. Artık sen de dans edebileceksin demiş ama sakın unutma gece saat 12 olmadan mutlaka eve dönmelisin yoksa her şey eskisi eski haline döner demiş. Kül kedisi at arabasına binip baloya gitmiş. Salondan içeri girerken bütün gözler ona çevrilmiş. Üvey annesi kardeşleri bile onu tanıyamamış. Kral bile işte bu bize yakışır bir genç kız demiş. Prens gözlerini ondan alamamış ve dans etmişler. Kül kedisi zamanın nasıl geçtiğini anlamamış ve gözü duvardaki saate takılmış. Saat 12 olmak üzereymiş. Hemen prensi bırakarak koşmaya başlamış. Merdivenlerde bir tane ayakkabısı ayağından çıkmış. O kadar az vakti varmış ki o ayakkabıyı dönüp alamamış bile. Prens peşinden koşmuş ama yetişememiş. Yerde duran ayakkabıyı görmüş. Bu ayakkabıyı alıp adamlarına vermiş. Onlara demiş ki bu ayakkabının sahibini bana bulun. Ülkede tüm genç kızlar bu ayakkabıyı denesin. Kimin ayağını olursa onu bana getirin demiş. Adamlar bütün ülkeyi dolaşmışlar fakat bulamamışlar. Kül olduğu eve geldiklerinde ise üvey kardeşlerine ayakkabıyı denemişler ama yine olmamış. Annesi de biraz zorlayın olur demiş Dans etmekten ayakları şişti kızlarımın demiş. Adamlar bir daha denemiş, yine olmamış. Adamlardan biri içeride bir kız daha olduğunu görmüş ve ayakkabıyı ona da denemişler ve ayakkabı bir kere de külkedisin ayağına olmuş. Üvey kardeşleri ve annesi çok bozulmuş. Külkedisini alıp saraya götürmüşler. Prens külkedisini karşısında görünce çok mutlu olmuş ve evlenmişler ömür boyu mutlu bir şekilde yaşamışlar.